var olduğu sürece Türkiye'ye herhangi bir şey olmaz gibi bir rahatlık vardı. Böyle bir beklenti vardı. Ama şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri yok. Önce işte bu Ergenekoncu, Balyozlu falan gibi kimi kumpaslarla falan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük bir kısmını zırhlandırdılar, itibarsızlaştılar, yok ettiler. Şimdi de bir başka gerekçeyle tabii biz mutlaka ki FETÖ'yle mücadele edilmesini sonuna kadar destekliyoruz. Kaldı ki FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde, yargı içerisinde bu kadar örgütlenmiş olması, en kilit noktalara gelmiş olmasında herhalde bugünkü hükümetin büyük katkısı vardı. Onun asıl amacının Bilal Erdoğan'ın Milli Eğitim Bakanlığı'na doğrudan müdahalesi sonrasında muhatip liselerine öğrencilerin yönlendirilmesi talimatını vermişti geçtiğimiz yıl. Bu dönem istenilen başarı olmadı. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da ve pek çok gibi muhatiplerin boş kalması üzerine KEOK'u kaldırarak adrese dayalı herkes yakınındaki okula gitsin mecburiyetini koydular. O yakınındaki okulların da tamamına yakını pneumatik olduğu için çocuklar mecburi olarak cehaletin içine gönderilsin isteniyor.